Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda bazı şeylere kısa kısa değindim. Fakat şimdi gelelim Hatice Hoca niye değişti? Ne oldu da değişti? Başına taş mı düştü diye merak edenler için. Arkadaşlar başıma taş düşmedi. Başıma vahiy düştü. Şimdi vahiy nasıl başıma düştü? Kur'an'ın da deyimi var ya, kalbine inmesi gerekiyor diye. Kalbime indiği için başıma düştüğünden bahsediyorum. Yüreğime oturduğu için başıma düştüğünden bahsediyorum. Çünkü vahiy hepimize her an için iniyor zaten. Her an daima, hani Nahl suresinde diyor ya, Allah bal arısına vahyetti diyor. Vahyetmek nedir? Ona öğretmek demektir. Öğrendiğimiz her şeyin aslında bir vahiy olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte ördekler daha doğar doğmaz yumurtadan çıkar çıkmaz suda yüzmesini biliyor. Kediler, köpekler annesini doğar doğmaz emmesini biliyor. Böcekler ona keza öyle, insanoğlu öyle. Nasıl biliyorlar bunları? Nereden öğreniyorlar? İşte Allah vahyediyor ve biz her an bir şeyler öğrendiğimizden dolayı biz o vahye muhatap oluyoruz. Vahye muhatap olduğumuz şey nedir? İyilik, güzellik, hoşluk dediğimiz evrensel değerlerdir. Evrensel değerlerin tamamı, yani bugün bir ateist insan da bir hırsızlık yapmanın ayıp olduğunu, doğru olmadığını bilmez mi? Bilir. Yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilmez mi? Bilir. Yani bunu bize dinin demesi gerekmiyor. İyi bir insan olmak için bizi dinin uyarması gerekmiyor. İyi bir insan olmak iyi bir insan olmaktır. Kötü insan olmaya din de zaten çare bulamıyor. Örneğin ideolojilerin hepsi ayrı ayrı birer dindir. Tamamı. Yani komünizmden tutun diğer felsefelere kadar. Nasıl bir dindir dersen, yaşam biçimi. Yani yasalar ve yaşam biçimi olarak değerlendirirsek dindir diyorum ben. Yoksa ilahi bir yoldur demek istemiyorum. Diğer taraftan laiklik örneğin bir dindir. Demokrasi bir dindir. Ve biz bu kavramların içerisinde bir bütün olarak yaşadıkça bütün kötülüklerin yanlış olduğunu ve iyiliklerin doğru olduğunu nasıl öğreniyoruz? Kim öğretiyor bize bunları? Yani içinde bulunduğumuz toplum öğretiyor. Toplum ne yapıyor bize? Vahyetmiş oluyor. Örneğin işte hırsızlık yapan bir insana bir toplum hoş gözle bakar mı? Bakmaz. Onun kötülük yaptığını bildiği için kötü olarak lanse edilir ve o kişi ne yapılır? Hoş karşılanmaz. Diğer taraftan iftira atan, yalan söyleyen herkese. Demek istediğim, vahiy dediğimiz olay bize iyiliği, güzelliği, devamlı olarak güzel ahlakı öğreten olaydır. Allah bal arısına vahyetti dediğimiz zaman Allah insana da devamlı vahiy ediyor. Allah dediğimiz kavram ise tamamen bir var olan sistemler bütünüdür. Allah dediğimiz. Yani buna panteistler evren Allah'tır, Tanrı'dır. Biz de onun bir parçasıyız demiş. Mutasavvuf vahdeti vücutçular da aynı şekilde söylemişler. Ama panteistlerle mutasavvuflar arasında, sufizm arasında 5 meselede fark görmüşler. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Yani Tanrı sistemin tamamıdır ve biz de onun birer parçasıyız. Bunu noktada Tevrat'a bakın. Tevrat'ta Allah'ı insan suretinde Elohim derler onlar ve insan suretinde tasvir etmişlerdir. İncil'de de insan suretinde tasvir edilmiştir. Ve diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah insana, Adem'e kendi ruhundan üfledi de. Kendi ruhundan üfledi demesi diğer bir ayetle karşılaştırdığımızda şah damarından daha yakın. Yani biz bu sistemin içerisinde olduğumuz için biz ondan zaten bir parçayız. Her halimizle aslına bakarsanız Allah'dan bir parça olduğumuzdan dolayı bize vahiy zaten devamlı olarak bu anlamda geliyor diyor. Bunları araştırdığımda baktım ki karşıma koca bir hiçlik geldi. Yani hiç olabilmek, işte kendi sorunlarını, kendi dertlerini, kendi problemlerini çok büyük sorunlarmış gibi, büyük problemlermiş gibi addettiğimizden dolayı bazı şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Sonra benim yaptığım araştırmaların içerisinde baktığım şey, Hazreti Ayşe'den bu yana bana Şialar, Aleviler kızacaklar Ayşe dediğim için, ama Ayşe'den bu yana kesinlikle kadınlar din konusunda konuşmamışlar. Hep erkekler konuşmuşlar. İşte mezhep imamları konuşmuş. Müçtehitler, işte yüzyılda bir gelen müçtehitler konuşmuş. Yüzyılda bir kim koyuyorsa o standartı, o da hadislere göre deniyor gerçi de. İşte 1000 yılda bir gelen müceddidler konuşmuş. Müceddidler işte 2000 yılın müceddidinin de İmam-ı Rabbani Elfisani olduğu söyleniyor. Onun mektubatı Rabbani, Farsça mektuplarını da okudum ben. Her
tarafa yazdığı mektupları. Kendisi vahdedi şuhudcudur. Yani bu şehadet alemi, bu gördüğümüz alem tek bir varlıktır. Biz de onun bir parçasıyız derler. Ve bazı alimler de, İslam alimleri de, kelam ilmine vakıf olan alimler de bunları tekfir ederler. Örneğin Gazali'yi tekfir ederler, Rabbani'yi tekfir ederler. Bunlar dinden çıkmış soytarı sürüsüdür derler açıkça yani. Zaten tarih hep birbirlerini tekfir edenlerle müteşekkil. Yani hepsi birbirini, hiçbir zaman birbirinin dediklerini örtüşen bir şey söylemiyorlar. İlla başka bir şey söyleyerek var oluyorlar bu kişiler. Ve zamanın da otoriteleri tarafından da kınanıyorlar. Ya da zamanın devletleri tarafından Ebu Hanife gibi hapse falan atılıyorlar. İşte bu dönemde de yaşanıyor bu tür şeyler. Ayşe'den bu yana dedik. Ayşe, Hazreti Ömer'le çalışan, tek fetvayı veren tek kişiydi. Yani dönemin müftiyesi Hazreti Ayşe'ydi. Ayşe'den bu yana kadın konusunda hiç kimse konuşmamış. Ve Hazreti Ayşe'nin çocuğu yoktu. Çocuk doğurmamıştı. Hiçbir zaman da aman işte şimdi bakıyorum ben çocuğu olmayan kadınlar işte çocuğumuz yok da falan da filan da doğurmak için bir sürü yollara başvuruyorlar. Tabii ki annelik içgüdüsel bir şeydir. Ama bunun için karalar bağlayıp oturup ağlamamış. Bir sürü evlat yetiştirmiş, bir sürü sahabe yetiştirmiş vesaire. Sonra gitmiş savaşmış. Örneğin Ali ile savaşmış. Zübeyir bin Avvam dediğimiz sahabe gidiyor bunu Mekke'de hac yaparken yakalıyor. Diyor ki Osman'ın katillerini Ali bulmuyor diyor. O da gidiyor Basra'ya. Basra'da ordu topluyor ve Ayşe gidiyor. Hazreti Ali ile savaşıyor mesela. Ordu komutanı. Savaşıyor. Ondan sonra Muaviye gidiyor Emevi devletini kuruyor. Emevi'de saray yaptırıyor. Sonra o geliyor Hazreti Ali ile. O da savaşıyor. Sıffin savaşı oluyor. Bir sürü sahabe ölüyor falan. Şimdi bunlara baktığımız zaman diyorsun ki ya Allah Allah. Bunlar hani Kur'an'da geçiyor diyor. İşte bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Peki bu adamlar niye birbirlerini öldürmüşler? Hepsi aynı peygambere, aynı kitaba inanıyorlar. Ama birbirlerini öldürüyorlar. Bu işin içerisinden yıllarca çıkamadım. Ve gerçekten de peygamberin uygulamasını neden sahabe bu kadar hafife almış bunu da anlayamadım. Örneğin peygamberin uygulamalarından hani Kur'an ayetlerinden bir tanesinde diyor ki kadınları, peygamberin kadınları ümmetin anneleridir. O kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı diyor. Peki peygamber öldükten sonra orada kalan bir sürü kadın, örneğin Ayşe gencecik bir kadın niye kocasız dursun? Mesela bunu çok düşündüm ve çok irdeledim de. Peygamberimizin ölümünden sonra Hazreti Ayşe'nin bir sevgilisi oluyor. O sevgilisi de kendi penceresinden, bahçesinden içeri girmek isterken Hazreti Ayşe de bunu tutuyor. Sen nasıl benim duvarımdan atlarsın, içeri girmeye çalışırsın diye tutuyor, bunu vuruyor. Babasıyla birlikte öldürüyorlar. Ebu Bekir'le birlikte öldürüyorlar ve gömüyorlar. Şimdi bunu tarih kitaplarında böyle gizli şeylerde anlatmıyorlar. Açık açık tarih kitaplarında bu olaylar anlatılıyor. Buhari'de de anlatılıyor bu olaylar. Benim aklıma yatmayan çok şey oldu arkadaşlar. Yani insan bir peygamber eşi olur da böyle bir emir gelir de neden başka bir erkekle sevgili olur diye. Yani sizin aklınıza yatıyor mu? Hani bir peygamberin eşi vefat ettikten sonra ümmetin annesi olacak ve hiç kimse onlarla evlenmeyecek. Peki bu kadınların nefsleri yok mu? Duyguları yok mu? Ondan sonra hormonları yok mu her şeyden evvel? Yani hormon dediğimiz olay bizim içimize yerleştirilmiş bir program. Sen bu programa karşı farklı davrandığın için yargılanıyorsun ve günahkar sayılıyorsun. Bir de üstüne üstlük. Hani bizim için de bunlar geçerli. Hani sevgiyi, aşkı, şehveti, bütün bu duyguları Allah bizim içerimize program olarak koymuş. Ama sen bu programa uyduğundan dolayı ebedi azaba düçar olmakla tehdit ediliyorsun. Kur'an'da gerçi bu ifadeler yok. Sadece zina edenin 4 tane şahit getirilmesi gerekiyor. Bu olayı da çok irdeledim. 4 tane şahit. Allah Allah. Ya hangi aklı evvel gider de 4 kişinin içerisinde cinsel ilişkide bulunur? Hatta bir kadınla bir erkeği çıplak olarak görseniz bile onların cinsel ilişkiye girdiği anlamına gelmez diyor. O esnada, cima esnasında görmeniz gerekiyor diyor. Bu haliyle 4 kişi nasıl görecek? Yani Kur'an aslında şunu demek istiyor. Ya ne halt ederseniz edin de belki. Hani benim tabirim bu. Ne halt ederseniz edin ama kimseye duyurmayın. Çünkü reklamın iyisi kötüsü, hani son dönemlerde popüler sözler var ya, hani reklam iyisi kötüsü olmaz. Yani kötü olan bir şeyi yaymayın. Yaymadığınız için, yaymanızı istemediğim için 4 tane şahit getirin diyorum ben size diyor. Bir tane görse olmuyor. 2 tane görse olmuyor. 3 tane görse olmuyor. 4 kişi görecek. 4'ü de erkek olacak. Eğer bunların içerisinden bir tanesi kadınsa gene olmuyor. Bir erkeğin yerine Kur'an ne diyor? 2 tane kadın şahitlik yapması gerekiyor diyor. Kadın şahitliği konusunda da çok irdelemeler yaptım. Ve biz duygusalmışız da, duygusal anlamda o açıdan bizim şahitliğimiz 2'ye, bir erkeğe karşı 2 şahitlik olarak değerlendiriyorlar. Ve ben bu görüşe asla katılmıyorum. Ben esnaflık da yapan bir iş kadınıyım aynı zamanda.
zamanda. Kadınların ücretlerini daha çabuk verdiklerini, kadınların duygusal anlamda şahadetlerinin de daha net olduğunun farkındayım. Yani kadınlar her konuda daha sadıklar, daha samimiler ve daha düzgün, daha dürüst davranıyorlar. Yani örneğin şeyde bile, trafikte bile kadınlar işte böyle çekingen çekingen araç sürerlerken işte bir erkek tacizine maruz kalabiliyor. İşte önüne baksana, önünden niye gitmiyorsun? Ben hep yanımdakine diyorum ki ya kadını taciz etme, işte o da hızlı sürsün diyor. Hayır, kadınlar erkek baskısından kaynaklı bu şekilde çekingen tavırlar içerisinde. Erkekler de bunu anlayamıyorlar maalesef. Dediğim gibi ataerkil bir toplum içerisinde oldukça, sonra düşündükçe ben dedim ki ya bu Kur'an Allah yani erkekçi mi? Yani erkeklerin tarafını mı tutuyor? Neden hep biz kadınlarla ilgili işte iki şahit vesaire, en çok buna bozuldum. Yani arkadaşlar o dövün ayeti falan hiç beni irdelemedi. Çünkü ben o dövün kelimesine inanmadım. Orada salıverin demek istiyor. Hani Nisa suresinde darabal ve darabelene mesele ve nesihalga, hani Allah yarattıklarından misal verdi diyor. Oradaki darabe kelimesi misal vermek anlamında. Ondan sonra efenadribü diye başlayan ayette işte sizi, ayetin orijinali şöyleydi. Siz haddi aşan bir topluluk oldunuz diye sizi Allah'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Şimdi oradaki ifadelerle darabe fiiline bakıyorum ben. Darabe fiili o fiilleri ifade etmiyor. Yani o dövmek anlamı çıkmıyor o fiillerden. Oralarda dövmek anlamı çıkmıyor ama Nisa suresindeki ayete gelince Allah kadınları döv. Oraya inanmadım ama benim en çok bozulduğum bu kadınların şahitlik konusuydu. Daha sonra bozulduğum ise, yani içten içe sorguladığım noktaları, Nebe suresinde işte memeleri yeni çıkmış tomurcuklu halde size kadınlar vereceğiz, kızlar vereceğiz, gencecik kızlar vereceğiz. Cennetteki şeylerden bahsediyor. Hurilerden bahsediyor. Cennetteki ikramlardan bahsediyor. Bunları araştırırken şu kanıya vardım. Allah erkekçi olamaz. O zaman bu Kur'an bize nereden geldi? Nereden geldi sorusunun cevabını bulana kadar uzun zaman geçti. Ve sorunun cevabını buldum. Sorunun cevabını buldum ve ben bunu kafamda iyice bir netleştirdim. Kur'an bize nereden geldi? Ve nasıl geldi? Kur'an muhteşem bir kitap. Yani okunmasıyla ve yasalarıyla, içinde bulunan yasalarıyla muhteşem bir kitap. Ama işin içerisinde, işin içinden çıkamadığımız taraflar var. O da bizim modern dünyamıza uymuyor. Modern dünyamıza uymadığından dolayı da işte bu batıl bir kitaptır diyemeyiz. Hayır. Tekrar söylüyorum. Kadim medeniyetlerin son kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Elimizdeki çok güzel bir metindir. Orhun yazıtları da bunlara benzer. Diğer Hammurabi yazıtları da bunlara benzer. Ve Kur'an'ın son metin olmasının nedeni de bütün bu kadim yazıtların hepsinin bir araya gelmesiyle ilintilidir. Ve Ayşe'nin bir sözü var örneğin. Diyor ki işte kalbindekini saklama, Zeynep'in Hazreti Muhammed'e olan aşkıyla ilgili Ahzab suresinde kınayıcının da kınamasından korkma diye ayet okunduğunda Ayşe diyor ki sen de diyor bütün güzel kadınları gördüğünde hemen de sana bir ayet iniyor zaten diyor. Şimdi burada peygamberin biraz bir süre zannedersem Kur'an ayetlerine, Kur'an'ın içine peygamberin hayatının karıştırılmış olabileceği varsayımından yola çıkıyorum ben. Çünkü Hazreti Osman bütün Kur'an'ları toplattırıyor meydana ve yaktırıyor. Sadece bir tane Kur'an kalıyor. Şu an elimizdeki Musaf'tır o da. O kalan kitapta. Diğer kitaplarda neler yazıyordu? En çok arındırılmış, en orijinal şekliyle bu şekilde bizim önümüze getiriliyor Kur'an-ı Kerim. Ve dinin anlaşılması açısından diyorum tekrar Kur'an-ı Kerim'i çok iyi irdelemek lazım derken kadınlar bu konuda ne yapmışlar? İşte erkekler bize karışmışlar her açımızdan. Karar vermişler. Adetine, nifasına, mihrine, iddetine, doğurmana, doğurmamana, örtünmene, işte kadının yüzü mü avret, yok işte yüzü, bütün güzelliği yüzünde olduğu için yüzü de avrettir, yüzünü de örtsün. Yıllarca siyah çarşaf giydim ve yıllarca yüzümü de örttüm. Yani burnuma kadar da örttüğüm zamanlar oldu. Sadece gözlerimin açıkta kalarak örtündüğüm zamanlarda oldu ama bunların hiçbirisini içime sinerek yapmadım. Sadece dinimi seviyordum ve bunu bir emir telakki ettiğimden dolayı o şekilde giyim ve kuşamıma özen gösteriyordum. Hatta bizim eğitim aldığımız yerlerde o kitapta okuduğum gibi Victor Hugo'nun Sefillerinde ilk benim kafama dank eden oydu. Okuduğum gibi rahibelere tek tip kıyafetler giydiriyorlardı oralarda ve tek çeşit yemek yediriyorlardı. Niye? Ne kadar çok acı çekersen cennetliksin. Bize de aynı eğitim veriliyordu. İşte o yıllarda zaten hani televizyon zaten yok. İşte internet zaten bilmiyoruz. İnternet hayatımıza gireli şurada ne kadar zaman oldu. Radyo yok, bir şey yok. Giyim kuşam tek tip. İşte dışarı giderken siyah çarşaf giyeceksin. İçeride işte boydan elbise giyeceksin. İç çamaşırı dahi giymeyeceksin. Çünkü gavur icadı. Bu şekilde işte makyaj yaparsan abdestin bozulur. Yok işte namazın bozulur. Yok olmaz, yok etmez vesaire vesaire. Yıllar geçti. Ben bu erkekler işte bizim 10 gün hani
Hanefi mezhebine göre 10 gün süresince adet süresi veriyor sana. 10 günden sonra 15 gün temiz sayılıyorsun. En fazlası bu. Maksimum miktarı söylüyorlar. Ondan sonra temizliğini geçtikten sonra da namaz kılmaya devam ediyorsun. Modernist hocalar çıktı. Son yılların modernistleri. Diyorlar ki işte kadınlar namazlarını adetliyken de kılsınlar diyorlar. Bence kadınlar namazlarını adetliyken kılmasınlar. Kılmasınlar çünkü niye? Zaten namaz diye bir ibadet nereden geliyor? Buna da değineceğiz. Namaz diye bir ibadet var mı yok mu? Buna da değineceğiz. Namaz kılmayanlar cehenneme gidecek mi? Buna da değineceğiz arkadaşlar. Ama şu kadarını söyleyeyim konuyu dağıtmadan. Kadınlar adetliyken namaz kılmasınlar. Niye kılmasınlar? Hatta kadınlar adetliyken çalışmasınlar da. Çünkü hormonların alt üst oluyor. Hani yes'elüneke anil mahiz gulhü ve eza diyor ayet. Sana diyor ay halinden sorarlar. De ki o bir ezadır. Evet eza. Çünkü hormonların dibe vuruyor. Asabi oluyorsun. Sinirleniyorsun. Bu sadece kadının muayyen günlerinde olmuyor. Yani menopoza girmiş bir kadın yine aynı günlere denk geldiği zaman asabi ve sinirli olabiliyor. Hormonları yine düşebiliyor. Hormonal bir durum bu tamamen. Şimdi bu duruma erkekler karar veriyor. Niye erkekler karar veriyorlar? Ben bu erkeklerin karar vermesine çok bozuluyordum. Sonra da düşündüm. Dedim ki ya kadınlar da hiçbir bir atraksiyon göstermemişler. Yani modern Türkiye'de bile 1920'li yıllarda Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kadına seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Belediye meclis üyelerinde, belediye başkanlıklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala kadınlar geride. Muhtarlıklarda vesairelerde hala kadınlar bir atraksiyon gerçekleştiremiyorlar. Yani bütün medeni hukukun üzerimizde bize sağladığı rahatlığa rağmen buna niye? Çünkü din egosu bize baskın geliyor. Baskın geldiğinden kaynaklı olmak üzere. Ne yapıyoruz? Biz de kendimizi geri çekiyoruz. İşte sana çocuk doğurmanın kutsallığından elbette çocuk doğurmak çok kutsal ama sosyal hayatın içerisine seni sokmuyor. Sosyal hayatın içerisine sokmayınca bu sefer konuşmana da karışıyor. Diyor ki kadınlar diyor konuşmasınlar diyor. İşte kadınların diyor sesi diyor namahremdir diyor. Kur'an'a bakıyorum, açıp bakıyorum. Böyle bir ayet yok. Sadece cilveli ve edalı konuşmayın diye bir ibare var orada sadece. Cilveli ve edalı konuştuğun zaman zaten her erkeği etkileyebileceksin. Sen etkilemesen saliha bir kadınsın. Otur oturduğun yerde yani kocanla hemhal ol demek istiyor. Cilveli konuşmaktan kastı bu. Yani şimdi dini hassasiyeti olan insanlar işte konuşmasınlar mı yani? Yıllar Emine Şenlikoğlu ki kendisini çok eleştiririm. Televizyona çıktı diye bizim tarikat mensupları kadını yerden yere vurdular. Ya ne yaptı bu kadın? Televizyona çıktı. Niye televizyona çıktı? Sesini duyurdu diye. Ya böyle bir din anlayışı olabilir mi? Yani erkeklere konuşmak normal de kadınlara konuşmak niye anormal geliyor? Neresi haram bunun? Ve bize söylenen sözler o kadar ciddi şeylerdi ki hani mesela sesin nereye kadar giderse dilin o kadar uzayacak diye bize şeyler anlatırlardı, rivayetler anlatırlardı. Hasbinallah diyorum yani gerçekten de. Bunları düşündükçe ya dedim yok bu işin içerisinde başka işler var. Yani ben Allah'ın böyle bir Allah olduğuna inanmıyorum. Sonra tesettür ayetlerine geldikçe yok ben Allah'ın böyle bir Allah olduğuna inanmıyorum. Çünkü işimizi gücümüzü her şeyimizi besmeleyle yapıyoruz. Rahman ve Rahim diyoruz. Rahman ve Rahim, Rahim de benden bahsediyor. Rahman onun şefkatinden merhametinden bahsediyorsun. Ama eli sopalı ceza vermeye böyle aşık ondan sonra elinde de devamlı böyle cehenneme insan kaktıran bir Allah figürü bizim karşımıza çıkıyor. Kadın konusunda bu kadar çok konuşulmamış konu, o kadar çok konuşulmamış konu var ki. Kadın olarak ben bunları artık konuşmak istiyorum. Bunları konuşmak istediğim için de bu videoları çekmeye karar verdim arkadaşlar. Yani hep erkekler konuşmuş, artık biz konuşalım. Müsaade etsinler yani. Biz konuşalım ve biz karar verelim neyi nasıl yapacağımıza. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.